Görüyor musun Fatih ne yaptığını? Ne yaptım ya? Bak bir de soruyor ya. Birincisi partimi paramparça ettin. İkincisi babanın kemiklerini sızlattın. Üçüncüsü haritayı kırmızıya boyadın. Daha sayayım mı? Say say, keyifli oluyor. Yok zaten bitti, bu kadar. Ya saçmalıyorsun. Halk size gerekli cevabı sert verdi diye üzerime gelme. Fatih'cim oyları böldün ya. Kardeşim asıl siz İstanbul'da Ankara'da aday gösterdiniz diye bizim oylarımız bölündü. Hala nasıl konuşuyorsunuz anlamadım. CHP'nin ekmeğine yağ sürdünüz. Sana ittifaktayken çok şey öğretmişiz Fatih ya. Bizim pederi devirmeden önce düşünecektin. Türkiye ve hararetli seçim gündemi. 2024 yerel seçimleri bitti ama bu sefer de sonuçlarından ötürü Türkiye'nin gündemine oturdu. Seçimin hiç şüphesiz kazanan iki partisi var. CHP ve YRP. Geriye kalan tüm partiler genel başkanları kızmayacaksa zortlamış durumda. Yani sonuçlar başta anket firmaları olmak üzere herkesi şoke etti. Ama dostlarım mevcut durum ilerleyen dönemlerde Türk siyasetinin resetlenmesine de yol açacaktır, onu baştan söyleyeyim. Yeni partiler kurulacak, yeni siyasi isimler gündeme damgasını vuracak. Eskiler de bir köşeye atılacak. En önemli kaybı yaşayan AK Parti yıllardır Erbakan çizgisiyle ANAP-DYP birleşiminin simgesi olarak, yani merkez sağ artı siyasal İslam'ın koalisyonuyla tahtında oturuyordu. %50'den fazla olan bu kitleyi bünyesinde barındıran AK Parti artık eskisi kadar güçlü değil ve içi boşaltılıyor. Şimdi tabloya baktığımızda Fatih Erbakan babasının öncüsü olduğu milli görüşü, kimilerine göre siyasal İslam, AK Parti'den devşirme konusunda başarılı oldu. Sonuçlar YRP'nin moralini tazeledi ve psikolojik eşiği aştılar. Fatih Erbakan YRP'si eğer başarısını korumaya devam ederse bunun sonucunda AK Parti artık sadece merkez sağcıların yöneleceği bir parti olur. Ama bana soracak olursanız bu pek mümkün değil. Neden değil BYK diyorsanız gelin sizinle beraber önce seçim sonuçları, ondan sonra yeniden şekillenecek Türk siyasetine bir göz atalım. Tabii abone olmayı unutmazsanız. Seçimin birinci partisinden başlayalım. Yani AK Parti. Şaka yapıyorum lan, durun heyecan yapmayın. Evet, 1977 yılından beri ilk defa 47 yıl sonra CHP birinci parti olmayı başardı. Bu 2023 genel seçimlerinden sonra harika bir moral tazeleme seansı gibiydi. Muhalefet 21 yıllık iktidar karşısında ilk kez kesin bir zafer kazandı. Emin olun CHP bile bu üstünlük karşısında şaşkına döndü. Seçim coğrafi haritanın radikal bir şekilde değişmesine sebep oldu. Önceki haritaya baktığımızda seküler muhafazakar kutuplaşması bu seçime kıyasla oldukça yumuşamıştır. İnsanlar eskiye kıyasla CHP'nin değil AK Parti'nin halktan koptuğu düşüncesiyle sandıklara gittiler. Gitmeyenler de aynı şeyi düşündü tabii ki. CHP sadece kıyılardan içeriye doğru değil, neredeyse bütün Anadolu'da, kazanamadıkları yerlerde dahi güçlü bir varlık göstermişlerdir. AKP'nin kalesi sayılacak olan Adıyaman ise CHP'yi seçerek seçimin sembolik şehri oldu. Özellikle İmamoğlu ve Yavaş gibi popüler isimler ise aldıkları oy oranlarından ötürü artık çok daha güçlüler. Yani bu oranlar onların 2028 seçimlerinde potansiyel Cumhurbaşkanı adayı olmalarının da bir sene daha ayrıca. Zira İmamoğlu ve Yavaş kazandığı seçimle beraber Türkiye'de Erdoğan'dan iktidarı devir alabilecek bir lider var mıdır sorularına da kesin bir şekilde cevap olmuştur. Her iki aday da mevcut statülerini koruyarak görünmeye ve gündemde kalmaya devam edecektir. Sana güle güle adamım. Sadece il bazında değil, mecliste de üstünlük sağlayan CHP artık AKP ve MHP oylarıyla reddedildi gibi klasik cümleler duymayacak. Yani belediye meselesinde AK Parti artık ana muhalefet lideri konumunda. Cumhuriyet Halk Partisi bugün neredeyse Türkiye'nin ekonomisinin yarısından fazlasına tekabül eden şehirlerin yönetimini elinde tutuyor. Bu da AK Parti'nin otoritesini kısıtlamak anlamına geliyor. Hatay meselesi ise bambaşka bir konu. Lütfü Savaş denilen herife tepki gösterilmesine rağmen CHP adayında ısrar etti. Bu da akıllara acaba CHP adayı kendi eliyle mi verdi sorularının sorulmasına sebep oldu. Enkaz altında kalan ve toparlanmayı bekleyen bir büyükşehir kaybetmek o kadar koymaz değil mi Özgür abi? Bütün bunlara rağmen CHP'nin birinci olması oldukça kafa karıştırdı. Kimilerine göre CHP kazanmadı, AK Parti kaybetti. Muhalefet ise bu seferki genel seçimlere önceki gibi zafer sarhoşluğuyla gitmeyeceğini beyan ederek kamuoyuyla uyumlu olacağını belirtti. Yani önümüzdeki 4 yıl boyunca muhalif kitle genel seçimi kazanma hayaliyle yanıp tutuşacak. Tabii erken seçim olmazsa. Seçimin ikinci partisi AK Parti'ye bakalım. Aynen dostlarım, alışık olmadığınız bir tablo, ancak AK Parti kurulduğu 2001'den beri ilk defa ikinci parti konumuna düştü. AK Parti'nin seçimin mağlubu olması bütün dengeleri değiştirdi. Sayın Cumhurbaşkanım, sen seçimden sonra ödediğimiz vergilere ek vergi istersen, ara zam yaparak enflasyonun yükselmesine sebep olursan, emekliye 3 kuruş para verirsen, asgari ücretlinin kira ödemesini zorlaştırırsan, bu halk da sandıkta sana gerekli cevabı verir. Ne demişti Süleyman Demirel? Boş tencerenin yıkamayacağı iktidar yoktur. Evet, sonuçlar AK Parti için soğuk duş etkisi yarattı. Artık anlaşılmıştı ki AK Parti Erdoğansız hiçbir şey. Ayrıca Erdoğan'ın sürekli dillendirdiği yeni anayasa hayalleri de bu seçimle birlikte suya düşmüştür. Erdoğan seçimin kaybını kabul ederek bunun bitiş değil aslında bir dönüm noktası olduğunu ve sonuca saygı duyacağını söyledi. Sonuç olarak AK Parti inanılmaz bir prestij kaybetti. Buna en çok kimler üzüldü diyecek olursanız birincisi tabii ki de Erdoğan, ikincisi de dostlarım Kemal Kılıçdaroğlu. Aynen, abartmıyorum. Kılıçdaroğlu CHP'nin yerel seçimlerde başarısızlığa uğrayıp yeniden kurultayda partinin başına gelmek istiyordu. Ancak sonuçlar ile siyasi kariyeri de sonlanmış oldu. Tabii yeniden Cumhuriyet Halk Partisi adında bir parti kurmazsa. Şimdi Yusuf Kayalp'i yıllardır kripto AKP'li olmakla suçlayan bu KK gönüllüleri en âlâ AK Partili değil mi dostlarım? Lütfen kararı siz verin. Kripto mu dedim? O zaman sponsor zamanı. $10 işlem bakiyesi kazanmak ister miydiniz? Size vereceğim özel davet linkiyle Binance'e kaydolup kimliğinizi doğrularsanız hesabınıza çekilişsiz ve şartsız şursuz $10 yani 330 TL işlem bakiyesi tanımlanacaktır. Bu bakiyeyi nasıl değerlendireceğinizi bilmiyorsanız Panda Trade kanalından ücretsiz straight eğitimi alarak 10 dolarınızı 5'e 10'a katlamayı öğreneceksiniz. Hem de cebinizden hiçbir kuruş çıkmadan ha gençler. Ama sadece ilk 1500 kişiye özel dostlarım. Lan durun, videoyu bitirip öyle gidin. Neyse hadi diğerleri sizde durmayın ve 10 dolar bonusunuzu kapın. Şimdiden afiyet olsun. Seçim sonuçlarına hızlı geri dönelim. Üçüncü ama seçimin ikinci galibi olan Yeniden Refah'a bakalım şimdi. Refah tıpkı 94 yerel seçimlerindeki gibi üçüncü parti olmayı başardı. Yani AK Parti'nin parçalanmasıyla birlikte Türkiye acaba 90'lardaki siyasi parti konjektürüne geri mi dönüyor? Yeni bir erbakanımız zaten artık var. Yeniden bir Demirel'de olacaktır elbette. İyi Parti merkez sağdaki boşluğu dolduramadığına göre yeni bir parti ve yeni bir Demirel yakında piyasaya çıkacaktır. Kimilerine göre bu boşluğu Yavuz Ağaralioğlu dolduracak. Ya da Türk milleti yeni bir Battal Gazi yaratacak. Sol rüzgar CHP çatısı altında birleşmeye devam ediyor. Milliyetçiler ise ayrı ayrı takıldıkları için her biri yumruğu sandıkta yedi. İşte bu mevcut tablodan dolayı Türk siyaseti yeniden şekillenecek gibi. DEVA, Gelecek ve Saadet gibi partiler ise AK Parti'den sonra boşalacak siyasi zemini doldurmak isterken bunu YRP'ye kaptırdılar. YRP bomba bir girişle AKP'nin doğudaki kalesi olan Şanlıurfa'yı kazandı. Bunun dışında Yozgat ile beraber 39 ilçe ve 19 belde kazanan YRP seçimin en sürpriz partisi oldu. Fatih Erbakan çok akıllıca bir seçim kampanyasıyla bugünlere kadar geldi. Özellikle Erdoğan'ın oylarımıza göz dikti suçlamalarına karşı argüman sunan Erbakan, madem sizi desteklememizi istiyorsunuz, o zaman İsrail'le olan ticareti kesin, emekliye %100 zam yapın ve İsrail'in İran füzelerine karşı korumak üzere Malatya Kürecik'te kurulan radar üssünü kapatın. Biz de adayımızı geri çekelim dedi. Erbakan bu istekleriyle hem AK Parti seçmenine yol açmış hem de adaylığı konusunda elini güçlendirmişti. Erbakan'ın romantik sözleri eski milli görüş kanadını etkilemiş ve nihayetinde YRP'ye akın akın oy akışı olmuştur. Seçim sonuçlarıyla ilgili ise Fatih Erbakan, yolunu kaybetmiş vefasızlara en güzel dersi sandıkta verdi. Bu seçimler her türlü çirkin iftiraya rağmen 1969 yılında çekilen besmelenin bereketinin halen daha üzerimizde olduğunu açıkça gösteriyor. Bu sonuç milli görüşün sadece ayak sesleridir. Yeniden Refah Partisi seçimin tartışmasız şampiyonu olmuştur. Milletimiz iktidar partisine sarı kart göstermiştir. Artık çare var, artık umut var, artık milli görüş var, artık yeniden refah var. İşte gör Erbakan'ı Temel, gör. Bak herifler kaç ayda neler yaptılar. Sen ise pirlik döneminde bu gerçeği göremeyecek kadar yaşlısın. Muhalifler ise Erbakan'ı bazı yerlerde AKP'nin oylarını böldü gerekçesiyle kahraman ilan etti. Evet, YRP olmasaydı belki AK Parti bugün halen birinci parti olabilirdi. Muhalif seçmenler sanki halk 180 derece dönmüş gibi seviniyorlar. Halbuki AK Parti ülkenin rezil durumuna rağmen %35'le muhalefetin tam ensesinde duruyor. Yahu Erbakan, sen nasıl böyle oldun ha? Mübarek, bizim bu başarı babadan geliyor. Siz olun, babanızı iyi seçin. Benim babam çiftçi adamdı. Ben köye gideyim bari. Benim peder ne yapmıştı ya? Yeniden Refah Partisi bu ivmeyle işine devam ederse büyük ihtimalle bir sonraki genel seçimlerde ya iktidar ortağı olur ya da ana muhalefet lideri olur. Yani Erdoğan'dan sonraki Türk siyasetinde emin olabilirsin Erbakan, sana da okkalı altından yapılma bir koltuk var. Seçimin en başarısız partilerine göz atacak olursak, bizden mi bahsediyor Sayın Babacan? Yok ya, bahsedilecek tipler miyiz Ahmet'im? Ya ben ülkede başbakanlık yaptım kardeşim. Bir konuşursam var ya. Evet, DEVA ve Gelecek'ten başlamak. Ya oğlum, şu oy oranıyla herifler vekil çıkardı. Ya senin ulan Kılıçdaroğlu. Zafer Partisi de oy oranlarını bir nevi korudu ama kamuoyunun yükselme tahmininin gerisinde kalarak neredeyse yerinde saydı. MHP belediye kazanmış olsa da oylarını kaybetmekten geri durmadı. Memleket Partisi zaten artık kepenkleri kapatıp evine çekilebilir. Zira ne yazık ki Türk siyasetinde para olmazsa partinizin hiçbir önemi yok. DEM Partisi de ilk defa seçmenlerini ikna edemedi ve üçüncülüğü bu seçimde milli görüşçülere kaptırdı. Seçimin en başarısızı, AK Parti'yi saymazsak tabii ki, İyi Parti olacaktır. Parti bu seçimde tamına 3.604.731 oy kaybetti. Meral abla artık siyasetten anlamayacak kadar yaşlandığın için sosyoloji ne demek onu hiç bilmiyor. Bu yüzden yakın zamanda partisinden istifa edecek. Yıllardır merkez sağa doldurma hayaliyle yanıp tutuşan Meral başarılı olamadı. İyi Parti milletvekilleri ise yeni yağlı kapı aramak için sıraya girse hiç şaşırmayın dostlarım. İşte böyle. Bir seçim daha geldi gitti. Muhalefet iktidara çok sert bir tokat attı ve tenceremiz boş dedi. 31 Mart'ta yaşananlar artık yıllar boyunca Türkiye siyasetine yön verecek.